Marmara bölgesinde giderek artacağını söylüyor bazı uzmanlar. Bakalım meteoroloji neler söylüyor? İklim bilimci Profesör Doktor Barbaros Gönençgil ile konuşacağız. Sayın Gönençgil, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuzda İstanbul için kar gelir der misiniz siz de demiştim. Henüz erken demiştiniz. Bugün itibariyle Evet. konuşalım istiyorum. Bu soğuk hava dalgası ne kadar devam edecek? Kutuplardan geldiği belirtilen, ay Sibirya'dan geldiği belirtilen bu soğuk hava dalgası daha da genişleyecek mi çevresi? Bir yağışlı hava, kar yağışı ihtimali var mı? Önümüzdeki 5 gün boyunca aslında çok dinamik bir koşulla karşı karşıyayız. Daha çok soğuk havanın, yağışlı havanın Türkiye çapında da etkili olduğunu göreceğiz ama burada İstanbul gibi illerin, özellikle İstanbul'un daha doğrusu kar yağışı noktasında yani diğer iller gibi olmadığını, yani bunu bir şans olarak mı, şanssızlık olarak mı değerlendirilir tabii, o ayrı bir konu ama fazla kar almasını beklemiyoruz. Belki yüksek kesimlerde sulu kar şeklinde olabilir. Ancak pazar gününe kadar aralıklı yağışlar, hani bugün devam eden, bugün yarın akşama kadar devam edecek olan yağışlar söz konusu. İstanbul için söylüyorum. Türkiye'nin batısından başlayan bu süreç pazara kadar yine yer yer etkili olmak kaydıyla devam edecektir. Burada ben başka bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Aslında İstanbul ve çevresine kar yağışına odaklandık ama güneyde özellikle Mersin, Adana, İskenderun, Hatay civarında yağışlar giderek etkili olmaya başladı ve Daha da yarın artıracak akşam mı etkisini? Daha efendim, da evet biraz artıracak artık. mı etkisini Evet. yağışlar? Sadece şiddetli yağış, yani deprem bölgesindeki bu sürece dikkat etmek lazım. Şu 24 saatlik bir dönem içerisinde kuvvetli yağış gözüküyor. Yani buradaki kar yağışı kadar orada özellikle malum depremden devam eden hala etkileri söz konusu. Yani konaklama açısından söylüyorum. O yüzden o bölgelerimize, yani buna tabii Kahramanmaraş'ı da eklememiz lazım. Hatta Tekrar edelim İskenderun, mi? Mersin, Antalya, Adana, Kahramanmaraş. Adana, Kahramanmaraş, Antakya, İskenderun civarından bahsediyorum. Yani Doğu Karadeniz'den, Doğu Akdeniz'den pardon bahsediyorum. Özellikle Oralarda uyarılarınız var. evet. Önümüzdeki, yani bugün akşam saatlerinde muhtemelen başlayacak olan kuvvetli bir yağış en az bir 24 saat kendini sürdürecek, gösterecek gibi gözüküyor. Bunun dışında dediğim gibi hafta, yani pazar gününe kadar da Türkiye'nin farklı bölgelerinde, biraz önce siz de verdiniz, haritada da verdiniz zaten, özellikle doğu kesimlerde ve yüksek kesimlerde etkili kar yağışı söz konusu. İstanbul yağışlı olacak, yarın akşama kadar bir ölçüde devam eder, sonra bir ara verecek ama hafta sonu tekrar yağış var, daha çok yağmur tarzında yağış gözüküyor. Ama iç kesimler, Güney Marmara, bugün ve yarın hatta Güney Marmara pardon, biraz daha kar yağış noktasında etkili olacak gibi gözüküyor. Balıkesir, Bursa'dan bahsediyoruz herhalde, değil mi? Evet. Eskişehir. Doğru. Balıkesir, Bursa, iç kesimler, yüksek kesimler, daha karasal bölgeler kar yağışından daha fazla etkilenecek gibi gözüküyor şu aşamada. Zaten malum Trakya'yı gösterdiğiniz daha doğrusu Tekirdağ, ama Trakya'nın iç kesimleri Edirne'ye doğru da Kırklareli Edirne tarafında da bu tarz yağışları beklememiz bugün için söz konusu. Bir de son olarak şunu sorayım sana Sayın Gönençgil. Hava sıcaklıkları kademeli olarak pazar gününe kadar daha da düşecek deniyor. Doğru. Bölgesel olarak evet, yani bazı, yani yağışların, özellikle kar yağışlarının etkili olduğu bölgelerde çok daha düşmesini bekleriz. Yani mevsim normallerinin altı şeklinde. İstanbul için konuşmak gerekirse 4-6 dereceler devam edecek gibi gözüküyor tahminlere bakılırsa. Ve da işte haritalar üzerinden de baktığımız zaman, yani şu anda Türkiye üzerinden şu 4-5 günlük bir süreç içerisinde bir alçak basınç sisteminin geçişi söz konusu. Peş peşe gelen iki sistemin geçişi söz konusu. Onların geçişinden sonrasında pazar gününden itibaren de muhtemelen bir yüksek basıncın etkisi altında kuzeyden yine soğuk hava girişini bekleyebiliriz. Peki çok çok teşekkür ediyorum iklim bilimci Profesör Doktor Barbaros Gönençgil. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Hava durumuna ilişkin son durumu dinledik Sayın Gönençgil'den devam ediyoruz.